Beni daha yakından tanımak mı istiyorsun? Pekala, yeni arkadaşın olarak sana biraz kendimden bahsedeceğim. Hadi ama çocuklar, lütfen çıkarın beni. Her şey lisede başladı. Ben o zamanlar canavar değildim. Okuldaki çocuklar bana sürekli zorbalık yapıyordu. Fasulye sırığı gibi lakaplar takıyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Okulun müdürüne gittim ama işe yaramadı. Her şeyi daha kötü hale getirdi. Çok kötü durumdaydım. Ve yine benimle dalga geçmeye devam ettiler. Bunlardan aleme bahsettiğimde bunlara göz yumdular. Bedenimden dolayı normal olduğunu ve benim fazla tepki göstermediğimi söylediler. Her gece ağladım. Durumum o kadar kötüydü ki ailem beni terapiste bile gönderdi. Bana sadece bir stres topu verdi. Kendimi ne zaman kötü hissetsem ya da yalnız ya da delirmiş olarak hissetsem kocaman sıkmam gerekiyormuş. Doğruyu söylemek gerekirse işe yarıyordu ama bunun için de benimle dalga geçtiler. Hey, kürdana bakın. Eziye bakın, o osurdu. Ben yapmadım. Sonunda daha fazla dayanamadım ve içimdeki o canavar benim kontrolüme sahip oldu. Bedenim o kadar büyük görünüyordu ki fakülte bizi ayırdı. Bu kötü oldu ama artık bana bulaşmayacaklarını anlamış oldular. O an bana ne olduğunu hiç anlayamamıştım. Ah, lanet olsun. Giderek değişmeye başlamıştım. Yani en azından lisede. Liseden sonra çoğumuz aynı yere gittik. Yerel topluluk koleji. Onlar aslında bana arkadaşça davranmaya başladı. Görünüşe göre onların saygısını kazanmıştım. Ama bu da sadece bir numaraydı. Bir gün beni dışarıda bir yere davet ettiler. Şehrin varoşlarına Rainbow Friends denir. Orayı duymuştum. Daha önce bir çocuğun doğum günü partisi gibi bir şeydi. Onlar gitmek istese de ben istemiyordum. Yeni arkadaşlarımla birlikte arabaya bindik. Başından beri bu yolculuk hakkında şüphelerim vardı tabii ki de. Oraya yetiştiğimizde çok uzun sürmedi. Oyuna geldiğimi gerçekten anladım. Orası kapatılmış, hatta terk edilmiş gibi görünüyordu. Tamam, hadi girelim, planı anlatıyorum. Adamlar her yeri kilitlemişler. O yüzden sen oradan uzanıp pencereleri açacaksın, tamam mı? Ne? Ama bu yanlış. Hadi ama adamım, havalı olduğunu sanıyordum. Ben tamam. Dediklerini yaptım. Sorun olmadı. İçeri girmek ürkütücüydü. Ama yeni arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Ne demiştim sana Zev? İşe yaradı işte, gördünüz mü? Tartışma şansım olmadan önce duvarlardan korkunç bir ses yankılandığını duyduk. O da ne? Hiçbir şey muhtemelen sadece rüzgardır, değil mi? Evet, rüzgar, evet. Korkuyordum. Hiç olmadığım kadar çok korkuyordum. O aptal şeyi bir kenara koy. Bizi yakalatmaya mı çalışıyorsun? Buranın bir kasası olmalı. Ailem beni buraya getirdiği zamanlar kasayı bir çocuğun yapmış olabileceğini söylüyorlardı. Onlar yalan söylemişti. Burayı soymak istiyorlarmış. Bunu anlamadan biraz önce Rainbow Friends'in etrafında en güçlü güvenlik önlemleri alındığını anladım. Burada değil. Tanrım, bana dev fasulye gibi gizlice yaklaşma. Dinle, bence buradan gitmeliyiz dostum. Peşinde olduğun her neyse buna değmez. Senin sadece büyük bir korkak kedi olduğunu biliyordum. Burada sen ve benden başka hiçbir şey yok. Arkana bak hemen. Ha? Koşabildiğim kadar hızlı koştum. Koşmaya devam ettim. Koşuyordum hiç durmadan ve garip dünyaya yetişene kadar.
İskelenin yukarısında insanlar vardı. Burada eğleniyorlardı. Çok aşağıdaydım. Hayatım için çılgınca tüm sebeplere meydan okuyan bir canavardan kaçıyordum. Ay gözlerim, gözlerim. Hayır. Uyandığımda tüm dünya kararmıştı. Ertesi sabaha kadar kimse beni bulamamıştı. Hastaneye kaldırıldım ama orada benim için yapabilecekleri bir şey yoktu. Kalıcı olarak kör oldum. Çünkü ben o moronlarla değerlerimi feda ettim. Onlara uymakla çok büyük bir hata yapmıştım. Herkes beni görmeye gelmişti. Ama ben onları göremiyordum. Bana bu şekilde davranmasına izin veren okul personeli, bana plasebo öneren terapist, o zamana kadar bana aldırış etmeyen ebeveynler ve ben rezil olurken dalga geçen çocuklar amacımı görmezden gelmişlerdi. Şu an yanımdalar düşüncesiyle kendimi gülümsetmeye çalıştım. Ama mutluluğum hızla utanca dönüştü. Herkesi geri çevirdim. Kimseyi istemedim. Ama bir ziyaretçiyi durduramadılar. Merhaba arkadaşım. Nasıl hissediyorsun? Sen de kimsin? Personeli ziyaretçi yok dedim. Hadi ama dostum, ben herhangi bir ziyaretçi değilim. Çok prestijli bir sağlık kurumunun adına buradayım. Onlar eski dünyaya karşı yeni bir umut var diyorlar. Neden bir denemiyorsun? İstemiyor musun sana kötülük yapanları incitmeyi? Bana yanlış yapanlar sayılamayacak kadar çok var. Pekala dostum, yapalım şunu. Bu çok iyi. Tutkunun benimle geldiğini görebiliyorum. Seni kimle tanıştıracağım? Seninle ilgilenecekler. Ve adamın beni yönlendirdiğini bilmeden Rainbow Friends oyun yerine geri döndüm. Bir kez farkına varmıştım sadece. Ama çok geçti. Sadece orada dur lütfen. Ortağın bağlanmanıza yardımcı olacak. Bağlanmak mı? Ve şimdi hareketsiz dur lütfen. Mavi. Bekle, bu sesi biliyorum. O canavar. Ne oluyor? Hayır, hayır. Gel şimdi. Bu sadece birazcık acıtacak. Lütfen bırak gideyim, ne olur. Ben ikinci Rainbow Friends'tim. Bana yeşil dedi. Fasulye direğinden daha çok sevdim. Körlüğümü iyileştiremezken bana her zaman istediğim şeyi sağladı. Arkadaş. Gerçek arkadaşlar. Ve bu yüzden o benim arkadaşım oldu. Evet, ne düşünüyorsun ha? Bu çok korkunç, üzgünüm. Başına gelen her şey için çok üzgünüm, çok üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm, üzgün mü? Hiç dikkat etmiyor muydun? Burayı seviyorum ve sen de seveceksin. Ne diyorsun? Sen benim arkadaşım olmayacak mısın?